turp ekeceğim bugün bahçeye. Kırmızı turp. Bu turp tohumu. Ne yapıyoruz? Önce toprağa belleyeceğiz. Yani toprağa çapalayacağız. Şöyle yumuşattıktan sonra düzleyip turp tohumlarını şöyle seyrek bir şekilde toprağa serpiştireceğiz. Çünkü turpun sıkından seyreği güzel olur. Daha iri iri baş çevirir. Ne yapıyoruz? Tohumu toprağa attıktan sonra şöyle çapayla, tekrar çok derin olmaksızın çapalıyoruz. Çapalıyoruz. Çapaladıktan sonra tekrar şöyle düzlettireceğiz. Yani tohum toprağa karışacak. Karıştırdıktan sonra toprağı nemli tutacağız, ıslak tutacağız. Ya nemli olmazsa yeşerip filizlenip topraktan çıkmaz. Ektiğim turplar bitmiş. Turplar topraktan çıktı. Şöyle. Ektiğim turplar büyüdü. Turpları oldu. Şöyle. Meyvesini verdi diyebiliriz. Yeter ki ekelim, emek verelim. Emekleri zayi etmiyor Allah'ım. Yeşil yapraklarını şuralarını atmayacağım. Bunları doğrayıp kaynar suya bir batırıp çıkarıp limon zeytinyağı dökerek üzerine salata gibi yiyeceğiz. Suya netmiyoruz hiçbir şeyi. Şu bayağı bir büyümüş. Bu kadar güzel oluyor. Kendin emek çekiyorsun. İkiyorsun, biçiyorsun. Şöyle. Kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz taze taze koparıp yiyoruz. Turp işte böyle ekiliyor, büyüyor. Bu şekilde baş çeviriyor. Turpun 3-4 çeşidi var. Böyle kırmızısı var, beyazı var, siyah turp var. O çok şifalı bir turp. Hepsinin de şifası var da siyah turp daha da bir şifalı. Bir de mor gibi bir turp var. Yani çeşitler çok. Ben kırmızı daha erken oluyor, daha erken yetişiyor diye kırmızı turp ektim. Siyah turp ekmeyi düşünüyorum. Şifa için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.